Milyonların merakla izlediği Sen ve Ben, Sen ve Ben formatımız sizden gelen sorularla devam ediyor efendim. Milyonlarca izlendi zaten. Öyle bir iddiamız vardı ve iddiamızı tutturduk. Evet. Şimdi yine milyon izlenecek bir içerikle karşınızdayız. Sorular sizde Baturhan Bey. Kim daha kıskanç? Kaldırıyorsun ya bebeğim. He tamam. Nasıl? Nasıl? Ben miyim? Kıskanç? Ben miyim kıskanç olan? Evet. Nereden anladık bunu? Şuradan ben mesela halı sahaya giderim kıskanırsın. Bir yere giderim kıskanırsın. Neyini kıskandım? Ben her zaman destekliyorum ya. Onu demiyorum. Kıskançlıkla alakalı şey yok. Yani Şebnem böyle bir kadın figüründen kıskanmasından bahsetmiyorum. Şebnem benim zamanımı ayırdığım şeyleri kıskanıyor. Yani onunla uğraşacağına neden beraber vakit geçirmiyoruz mesela kıskanıyorsun hayır, sen. Hayır hiç öyle bir şey yok. Benim de kıskançlığım var. Bak geçen gün ne düşündüm hatta ne biliyor düşündüm? Musun? Dün sen de maça geldiğimde. Ne dedim düşündüm? Ki doğumdan sonra da en şimdi çok fazla maç yapıyor. Haftada 3 tane futbolcu, falan. Futbolcu eşi gibi konuşuyor. Yok 3 tane falan farklı farklı bir sürü grupta şeyi var yani. İstanbul hani... Anadolu Yakası Halı Saha grubu evet. Başkanı. Ve dolayısıyla haftada 3 kere gidiyor. Ve ben daha geçen gün şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki 3 değil de bir tanesine gitsin. İster döndürür ister bir tanesini seçer. Yani doğumdan sonra da gitsin asla bırakmasın diye düşündüm biliyor musun? Neden hiç öyle bir şey yok. Neden 1'e düştün? Çünkü kıskandığın için. Hayır ne alakası var? Çocukla uğraşacağız. Bir tek ben mi bakacağım çocuğa? Neyse, ben... Abi senede 3 maça çıkmayan futbolcu var bu arada yani. Doğru ben kıskanç olurum. Hiç kıskançlığım yok yani. Benim de kıskançlığım var lan. Senin bak Enis'in de şöyle aslında. Hiçbir zaman bariz kıskanıyormuş gibi davranmaz. Ama ufak ufak anlaşılıyor. Böyle gelip gülerek diye böyle bir konuşması olur. Orada anlıyorsun yani hani. Şakayla karışık ama. Hani. Anlayın ki Türkçeyi unuttum. Kıskanmaya başladığım yer oluyor. Şakayla karışık yani. Öyle bir zaman dilimlerinde oluyor. Ben çok kendimi... Hayır ben beni uyardığın zamanları falan hatırlıyorum kıskançlığından. Hayır o ben neyse konulara girmeyeceğim. Kim daha çok yemek seçer? Doğru değil mi? Evet ben. Ha tamam. Ama çok da değil yani. Hani öyle şey değil yani abartılı seviye. Bak yine Türkçe konuşmayı unuttum. Anlayınca kıskanmam başladı. Abartılı seviyede değil yani. Yok yok aslında şey yemek seçmez de severek yemez öyle diyelim. Yoksa hiçbir yaptığımı ben bunu sevmiyorum demedi. O sofrayı size dar ederim yani. Yerim o yemeği. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Gerçekten her şeyi yer. Her yaptığımı yer. Ama hiç öyle keyifle yemez yani. O keyifle yemediğini görünce de insan üzülüyor. Şimdi boşuna mı yaptım diyorsun. Evde kimin daha çok gereksiz eşyası var? Benim mi? Evet senin. Nasıl benim? Benim de gereksiz eşyam var. Enis bir sürü ıvır zıvırım var senin. Ivır zıvır ne biliyor musun? Kablo. Evet bilgisayar, kablo. Prizi. Her yer kablo. İyi de bunların hepsini kullanıyorum. Evimizde kablo var ve biz hala Getir'den kablo söylüyoruz. Niye anlamıyorum. Bak bir sürü kutunun içinde kablo var. Sanki ben geçenlerde yine kablo söyledin. O kabloların hepsi bir yerde lazım oluyor yavrucuğum. Uzatma gerekiyor boş, bir yerde. Boş, uzatma boş duruyor o kablolar. Ya yediğim de o kabloyu dolayıp boynuma öyle mi gezeceğim yani? Hayır. Bir yerde lazım olunca çıkıyor o kablo. Senin bir sürü gereksiz eşyan burası. Neyin bir sürü... var? Geçen dolabına kıyafet koyamadın. O gereksizliği kıyafet onlar giyiyorum. Ulan 365 günün 365'i de farklı kıyafet giyiyorsun sanki. Tamam da giyiyorum. Kıyafet giyilen bir şey arkadaşlar. Ama kıyafet, bak kablo, kendisi dedi kabloyu boynuma alayım mı dolaşıyor? Bazı kıyafetler var. Ben daha çok kullanıyorumdur kabloları yani. Sen o kıyafetleri benim kabloları kullandığım kadar kullanmıyorsun. Hayır. Benim kıyafetlerim yani zayıflayınca giyeceklerim var. O yüzden çok gözüküyorlar. Hamileliğin 7. ayında giyecekleri var. 9. ayında giyecekler. Doğurduktan sonra giyecekleri var. Hamilelik için hiç yok. Ama şey tabii çok kilo aldım ve sevdiğim kıyafetlerimi atamıyorum yani. Hiç yok, şey niye yok diye. Ya bak böyle dramatize etme olayı benim sinirimi bozma. Allah'ım hiç giyecek bir şeyim yok. Ama mantık olarak şöyle bir durum var. Ben de Enis'in olmasını beklerdim. Çünkü sana bir de çok ıvır zıvır da geliyor ya. Ya geliyor abi. Evet. Atamıyorsun evet, da mesela hani evet, şey kutu geliyor mesela. Yok, Fortnite atıyorum kutusu. Nasıl hayır, atıyorum hayır, var ya öyle tekme koyarak atıyorum. Nasıl atıyoruz yani biliyor musun? 3 ay sonra, 5 ay sonra. O 5 ay bizim evde durur yani öyle atıyoruz. Asla öyle şey değil. Evet en fazla Enis'in var. Yani kıyafet bir kere gereksiz eşya olarak sayılamaz. Kıyafetler giyiliyor Enis. Kablonun gerekliliği daha hayır, fazla. Sana hayır sana hayır kabloyu da geçtim kutu da geliyor hakikaten. Kutu geliyor kutu da yok. Ya kutu bana mı geliyor? Hediyesi, kimse evimize gelen bir şey. İşi bitince atıyorum. O sayılmaz. Hayır senin... hayır hiçbirini atmıyoruz. Bazı kutular atılmıyor. Çok güzel ya. Bazıları ben bile kıyamıyorum atmaya. Ama yani geliyor. Çok gereksiz şey geliyor. Eşya geliyor. Yapacak bir şey yok. Hanginiz daha güzel taze fasulye yemeği yapar? Tabii ki de ya sen. Hayır ya o mutfak videosuna çok gönderme. Güzel. Hayır, hayır, hayır. Çok güzel. Bir soru alabilir miyim? Sağlam bir soru geliyor. Hanginiz daha iyi ebeveyn olur? Hangimiz daha iyi ebeveyn olur? Ebeveyn. Çok basit bir soru. Çok basit bir soru bu. Sen dedim ben de. Ben de sen dedim. Nasıl?
Aa, bebeğim kim bakacak lan bu çocuğa? Çocuğu birbirlerine kitlemeye çalışıyorlar. Birbirimizi atıyoruz biz sürekli. Şebnem sensin bu. Şebnem gibi anne olmaz vallahi her hiçbir bebeğim, şeyde. Sen harika bir sensin. Babasın bence. Sensin. Var ya her şeyle ilgilenecekmiş gibi hissediyorum ben Enis, biliyor musunuz doğduğunda? Tamam, mikrofonla vura vura konuşmasın. Bağırma böğürme vura vura konuşuyoruz. Bence Enis ne bileyim çok iyi bir baba olacağımı düşünüyorum. Yedirecek, içirecek, altını temizleyecek diye düşünüyorum. Bunların hepsini halledebilecek diye düşünüyorum. Bence sensin Enis. Bu mu iyi ebeveyn olmak Şebnem? Bebeğim bilmiyorum, sen her haline iyi olacaksın ya. Bence sensin. Lütfen çocuğa sen bak. Kim günlük hayatta daha enerjiktir? Ha. Ben genelde low battery dolaşırım. Yani düşüktür enerjim benim. Ben daha şeyimdir ama tabii sonra Enis öyle görünce ben de düşüyorum. Ben yoruluyorum ya. Yani ne yapayım? Kim daha kararsız? Ne açıdan? Genel hayata dair. Karar veremedi. Soruya cevap gibi oldu. Soruya cevap oldu. Bu kadar olmaz değil gelmez netten. Kim daha duygusal? Sensin. Bence sen daha duygusalsın. Ya değişiyor ya duruma göre. Ben de bazen duygusal olabiliyorum. Şebnem de bazen duygusal olabiliyor. Evet. O çok farklı ya. Bir olay olur mesela. Mesela çok alakasız bir yerde bir şey olur. Şebnem ona çok üzülebilir. Alakasız böyle. Ama tam tersi çok saçma bir şey olur ev içerisinde. Ben üzülürüm mesela. Şebnem o kadar üzülmez. Yani değişiyor yani. Ya şu anda tabii benim bu arada. Yani tabii hamilelikle alakalı. Hormonlardan kaynaklı olarak şu anda benim. Ama normal hayatta ikimizin de değişebiliyor. Değişebiliyor. Evet, bazen Enis'in duygusal şeyler bana komik gelebiliyor. Benimkiler ona garip gelebiliyor. Evet. Olabiliyor. Kim daha tutum? Kesinlikle ben. Bu itiraz yok evet. Ama evet. Ben de harbun parmağı savurmuyorum yani. Yok yok ben yani. Kıyafetlerinden anlayabilirsiniz yani 888 tane ya, kıyafet. Ya alakası yok ya. Öyle deme işte ya. Çok yapıyorum ben. Allah ya. Allah hayır çok ben tutmuyorum tamam. Ben hep düşünürüm. Hep düşünür. İki tane mi üç tane mi? En ucuzunu alırım ailemizin işte ekonomisi. En ucuzunu alır iki gün dayanmaz sonra bir daha. Yani şeyden tutumluluğu şu bir şeyin en ucuzunu almaya çalışıyorum. Şebnem'e derim ki ben bir şeyin en ucuzunu alma alınca iki günde parçalanıyor derim. O da inatla tasarruf yapacağım diye en ucuzunu alır. Senede 10 kere almak zorunda kalır. O yüzden sıkıntı olur yani. Yok yok ben daha tutumluyum. Evet ama öyle daha tutumluyum. Kendi işlerinde patron olsalar çalışanlarına kim daha kötü davranırdı? Ya sen de mi öyle düşünüyorsun benim olduğumu? Evet bebeğim. Neden? Ay, kötü biraz... davranmam. Ama ben kötü davranmam ama biraz şeyim sertimdir. Mesela genelde yöneticilikle ilgili şeyleri kabul etmemin sebebi de odur. Çünkü edersem hiç arkadaşım kalmaz diye o tarz şeylere de girişmem. Çünkü ben biraz daha otoriterim. O yüzden sertlikten yani kötü davranmam. Ama sertir, otoriterim. Evet. Otoriterim yani. Bir şekilde anlamam mesela dinlemem. Onlar umurumda olmaz. Şebnem Hanım. Sadece. Annem rahatsızlandı. Hayır beni iyilendirmez. Bilmem kim bey. Yani, hayatta her şey var. Hayır, her şey yok. Var. Aslında hayır. Şimdiden oldu patron yani. Ben çok güzel olurum. Ha patron. O kadar hazırlanmış ya. Ya ama patron böyle bir şey ki. Kimse sevmez ki yöneticiyi. Şirketinizin hissesini %10 arttırır ama çalışanlarınızın hepsi eve ağlayarak döner. Ya öyle hayır öyle değil ya. Öyle bir şey değil. Ya. Sadece... Biraz yani herkes bilecek, disiplinli olacak. Herkes yerini konuşacak. Herkese ağlıyorum evde ama işlerim çok iyi gidiyor. Bazen şöyle bir şey oluyor. Enis'i görüyorum işte. Yatıyor falan böyle oyun oynuyor. Ne yapıyorsun diyorum. Oyun oynuyorum. Montaj diyorum. Sonra Enis ağlayarak odasına çıkıp montaj yapıyor. Genelde işi ben hatırlatıyorum Enis'e. Evet. Oyun. Kim bir şey öğretirken daha sabırlıdır? Net. Çok net. Ya tamam. Bak ben mesela bir şeyi tamam mı? 10 saniye yapamayayım. Şebnem ya nasıl der. Ama Şebnem mesela oyun oynarken izleyin Şebnem'i. Ve benim sabrımı görün yani orada. Hani ay bebeğim analogla ileri gideceksin. Yok sağa gitmen lazım, sola gitmen lazım falan diye mesela. Ama tam tersi bir şey olsun. Şebnem bana bir şey öğretmeye kalksın. Üçüncü seferde kafamı koparır ya yani. Ya sevdiklerime ben bir şey öğretemiyorum. Şimdi bir evet. De şey olsun istemem. Çünkü ben hani öğretmenliğinde öyle değilsin. Evet. Aynen hani diğer insanlara karşı gerçekten sabrım çok yüksek. Yani hakikaten de bazılarının salak olmaları olabilir. Bu da salak diyebiliyorum anladınız mı? Ama eşime diyemiyorum. Kardeşime diyemiyorum. O yüzden kızıyor. Çok kızıyorum. Yani nasıl anlamazsın? Bir de bence nasıl olur böyle bir şey senin diye. Senin mesleki dezenformasyonun da var. Çünkü okulda tüm sabrını bence verdiği evet. için. Evet. Evde biraz sabrım şey. Kalmıyor. Sabırsız olabiliyor yani. Yüzüklerin Efendisi'nde olsaydınız yüzüğü kim taşırdı? Ben. Ben taşırdım. Şebnem, yolun ikinci dakikasında bana verirdim vallahi sen onu. Niye vereyim? Güç bende.
güçlü ki bebeğim, o yüzük lanet. Gücü temsil etmiyor muydu yüzük? O yüzüğü yok. Takınca seni görüyor Sauron. Yani evet, sen böyle psikolojik olarak çöküyorsun yüzüğü takınca. Hiçbir gücümücü yok yüzüğün. Aa, yani. Senin olsun. Ne yapıyoruz ya? Hanginiz dışarı çıkmayı daha çok sever? Evet, Şebnem daha çok sever. Ya biz bu pandemi olmadan önce var ya, çok haftada şükür. Aynen 3-4 gün dışarıdaydık. Kim daha çok kin tutar? Ha. Çok kötü tutarım. Unutmam. Oo, şimdi zamanı bak, gelince de koyarım. Şak yapayım. 10 yıl önceki bir şeyler örnek verebilir yani. Ya hayır, örnek vermem ya. Öyle değil. Ama şey, zamanı gelince ortaya çıkar yani. Unutmamış olurum. Şuna unutmam bak, sanki diyelim. Şeyle evliyiz ya. Ramiz dayıyla evliyiz ya. Yeah, ama hayır, sen de hiç kin tutmuyorum ki. Niye öyle diyorsun bebişim? Sen de hiç kin tutmuyorum. Evet, ben de tutmuyorsun kin. Tamam, diğer insanlara karşı kin tutuyorum. Evet, öylesin. Tamam şey işte yani. Ben zaten onlardım Ramiz dayı. Benim hiç şeyim olmaz yani. Haklısın karıcığım. Bize hiç tutmuyorum ki. Hanginiz daha iyi yalancıdır? Ha, bence sen. Evet, sen de ben mi dedin? Bence de bak. Evet, ama bak, yalan söylerim değil. Yalan söyleyebilme kapasitesi olarak değerlendiriyorum bu soruyu. Yoksa hangimiz kim daha çok yalan söylerdi, ben ona bir şey kaldırmam yani. Hayır, kim daha çok yalan söyler değil. Daha rahat bir şekilde sen söylüyorsun. Ben bir tık daha rahat yalan söylüyorum. Ben birkaç tık daha rahat yalan söyleyebilirim. Çok rahat, çok profesyonel. Ve o yalanlardan da var ya, nasıl yırtıyor. Yani neyse, bunu anlatmayacağım da. bir şey olmuştu bir kere, hatırlıyor musun? Hatta beni aradılar da, ben hatta o yalanın ortaya çıkacak diye hemen telefonumu sana verdim. Evet, Enis bak, bunu işte soruyorlar falan diye sen orada hemen toparlamışsın. Yalancı ya, acayip yalancı. Yalancı falan. Ya çok saçma, basit bir olaydı. Yani günlük bir şeydi yani. Beyaz yalan, öyle kimseye zarar veren bir şey değildi. Ben sevmem. Yalan söylemeyi de sevmem. Yalan da söyleyemem yani. Evet, söyleyemem. Gerilir Şebnem yalan söylerken. Ben çok gerilirim yani. Hanginiz çocukları daha çok sever? Ben daha çok severim, evet. Şebnem çok böyle çocuk, hani gör, ya ikimiz de böyle çok çocuk şey değiliz yani. Ay ay canım falan demeyiz ama benim çocuklarla aram bir tık daha iyidir yani. Ya hiçbir yerde çocuk sevmedik şimdiye kadar aslında. Sen de sevmedin, ben de sevmedim. Ben sonra sevdim. Ne zaman sevdin ya? Lan arkadaşlarımızın çocuklarıyla oynamadın mı? Tamam işte onu öyle ama o da belli bir şeyden sonra oldu. Tam milletin çocuğunu alıp yolda geçerken sevecek hali yok. Çocuğun arkadaşımız işte yok. Öyle şeyler yok mesela. Ya sokakta gördüğümüz çocukları sevmiyoruz. Zaten sevmeyin de arkadaşlar. Yani bu bir siz de sevmeyin. Çocuk sevseniz de sevmeyin sokakta gördüğünüz çocukları. Başkalarının çocuklara saldırmayın yani seveceğiz diye. Hanginiz daha iyi dans eder? Bunu geç ya. Niye? Sen? Ben dans etmem ki. Ya bırak, sen dans edersin. Biz sevgiliyken ben hatırlıyorum. Ben ne zaman dans ettim lan? Ya Enis Olimpos'ta işte tanıştığımız, sevgiliydik özür dilerim. Olimpos'ta tanıştığımız zaman akşam bir bara gittik. Orada içeride, hatta biz dışarıda oturuyorduk. İçeride de müzik ve dans müziği falan çalıyordu. Yalan değil. Abi Enis yılan hatta, gibi kıvrılmışsın tamam. Enis hatta ben şey dedi, hadi gelin dans edelim dedi. Tamam mı böyle bize? O çağırıyor bir de falan. Tabii hadi gelin dans edelim dedi. O zaman genç yılan zamanlarım. Ondan sonra yok dedim, ben sevmem, yapamam yani öyle bir şey. Yok yok falan dedi. Hatta sen tuttun beni elimden. O kalabalığın içine girdik ve sen yılan. Dans ettin. Aynen. Ne cevval adammışsınız. ben de ilk defa orada gördüm. Ondan sonra hiç öyle bir şey görmedim. Yani ilk tanıştığımız zaman oğlum, öyle bir şey oldu. Ağımı oltama düşürdüm, bu işleri bıraktım. Sen, ya da saygı evet. Olsun. Yok yok. Bilmiyorum, be. Çağırdı öyle yani. İki çay içmiştik abi. Bar dediğine öyle bir şey değil. Alkol yoktu yani. Allah nasıl yani? Osmanlı şerbeti içtik biz orada. Ben şöyleymişim ya. O da çok çirkin bir insan görmüştü. Yok yok ya. Şey hemen çağırmıştı. Ya gelin gelin, bir şey olmaz falan demişti. Bomboş utanmayın be. Demişti. Bomboş değildi. İçerisi kapkalı kalabalıktı. Kimse kimseyi hatırlamıyor musun ya? Vallahi hatırlamıyorum. Dışarıda oturuyorduk biz. Hatırlıyorum, nasıl dans ettiğimi hatırlamıyorum. Mevzuyu hatırlıyorum. Sen ama tutup çektin, içeri girdik dans etmek için. Onu biliyorsun değil mi yani? Onu hatırladın mı o kısmı? Aa, sen miydin? Salaksın ya. Çok salaksın. Neyse arkadaşlar, sizden bayağı bir soru gelmiş bu arada. O soruları Şebnem sağ olsun böyle bir güzelce şey yaptı, listeledi. Devam edeceğiz bu işe. Yeni sorularınız varsa sorun. Ya biz eğleniyoruz çekerken. Umarım evet, siz de izlerken. Evet güzel oluyor. Güzel. Enes'i daha iyi tanıyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.